Evet değerli izleyiciler, referanduma doğru programı bugün Yeni İstanbul'dan, Sancaktepe'den referandumun nabzını tutuyor. Yanımızda İsmail Erdem var ve referandum sürecini değerlendireceğiz. Ama önce şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Saat gecenin biri. Genç, dinamik bir başkan var. Sabah namazında çıkıyor caddelere, sokaklara. İşte seçmenlerle hemhal oluyor, ellerini sıkıyor, gönüllerine dokunuyor ve fikirlerine kadar ulaşıyor. Evet başkanım, referandum hakkında neler söylersiniz bize? Evet, referandum inşallah temenni ediyoruz. 16 Nisan akşamı milletimizin arzu ettiği şekliyle, güzelliklerle dolu. 17 Nisan sabahına aydınlık bir Türkiye uyanacağımız şekilde neticeleneceğine yürekten inanıyoruz. Tabi referandum bir dönemeç, 90 derecelik keskin bir viraja benziyor. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar çok partili sistemde dahil çok sayıda seçimler yapıldı. Genel, yerel referandumlar, anayasa oylamaları, nasıl 61 anayasa oylandı, 82 darbe anayasası onaylandı. Belki bugüne kadar yapılan seçimlerin toplamına eşit ağırlıkta bir referandum var. Bunu inanarak söylüyorum. 40 yıllık bir siyasetçi olarak söylüyorum. Çünkü bu referandumda Türkiye'nin kaderi söz konusu, devletin geleceği söz konusu, çocuklarımızın istikbali söz konusu. Onun için istikrar diyoruz, istikbal diyoruz, istiklal diyoruz. 16 Nisan milletimizin tamamen vicdanının sesini sandığa yansıyacağı bir gün olacak. Millet, özellikle siyasetle uğraşan büyük bir kesim halkın, siyasete ilgisi olan büyük bir kesim daha var ki, bunlar 1950'den bu tarafa çok farklı badirelerle karşılaştılar. 60 darbesi, 61 anayasası, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat darbesi, muhtıradan 15 Temmuz'a kadar çok sıkıntılı, inişli çıkışlı günleri gün görmüş olan Türkiye'deki birçok seçmenimiz yaşadı ve gördü. Acılar çektik, ekonomik olarak sıkıntılara girdik. Darbeler dönemlerinde koalisyonlar oluştu, darbe hükümetleri oluştu. Yokluklar, kıtlıklar ve kuyruklar oluştu. Böyle bir ortamları yaşayan milletimiz, gelecekten ümit var olan gençlerimizle birleşerek ümit ediyoruz ki kendi gelecekleri hakkında son nihai kararlarını Allah'ın izniyle özgür iradeleriyle verecekler. Bu referandumun bence 4 tane önemli ayağı var. 4 tane önemli vesayeti kırmış olacağız. Bu vesayetlerden vazgeçtiğimiz zaman millet olarak özgür insan, güçlü Türkiye, bağımsız devlet, oraya ulaşacağız. Nedir bu vesayetler? Bir, askeri vesayet. Askeri vesayet son Osmanlı'nın dönemi de dahil, Cumhuriyet'in başından bu tarafa hep milletin tepesinde, sivil iradenin üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi sallandı, durdu. Can istediği zaman hükümetleri devirdi, darbeler yaptı. Ve Türkiye'deki ekonomik gidişata da, Türkiye devletin güçlenmesine de, eğitim ve kültürün yürümesine de hep engel oldu. İkincisi, yargının vesayeti kırılacak. Türkiye'nin kaderi, 80 milyon insanın istikbali, 3 tane, 5 tane yargıcın iki dudağı arasına terk edilemez. Ama bugüne kadar maalesef öyle oldu. Partiler kapatıldı. Ben geçmiş dönemde Refah Partisi, Fazilet Partisi, Kadıköy İlçe Başkanıydım. İki partim de kapatıldı. Hepinizin takip buyurduğunuz gibi Anayasa Mahkemesi Refah Partimiz hakkında bir karar almış. Biraz önce kararı açıklamıştır. Olay aslında tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydır. Bundan dolayı huzuru, sükuneti muhafazaya her zamandan daha fazla riayet etmeliyiz. Daha
daha önce de ifade etmiştim, bu kabil kararlardan bir tek sonuç çıkar, o da refah inancının tek başına iktidarı. AK Parti'ye 2008'de kapatma davası açıldı. 6'ya 5 direkten döndü. Bir üye daha parti kapatılsa demiş olsaydı, Türkiye büyük bir kaosa girecekti. Krizler, terör, arkası darbe de olabilirdi. Yargıcın da, yargının da vesayetten kurtulmak zorundayız. Bizim şahsi davamız yoktur. Bizim için mesele Türkiye meselesidir, milletimizin geleceğidir. Üçüncü vesayet, yıllardır yaşadığımız birkaç medya patronunun siyaset üzerinde, milli irade üzerinde tahakkümü vardı. Bundan da kurtulacağız. Manşetlerle darbeler yapılamayacak. Manşetlerle hükümetler yıkılamayacak. Manşetlerle başbakanlar seçilemeyecek. Neden? Son sözü, son kararı millet söyleyecek. 5 yılda bir seçime gidecek. İstediği cumhurbaşkanı seçecek. İstediği milletvekiline oy verecek. Hükümeti millet kurmuş olacak. Artık darbeci generallerin, 3-5 yargıcın, medya patronların sözü geçmemiş olacak. Milletin sözü geçmiş olacak. Peki burada 529 insanın idamına suskun kalmanızı, ardından 693 idama suskun kalmanızı siz neyle ifade edeceksiniz? Bunu hangi insani duygularla izah edeceksiniz? Onlar insan değil mi? Onlara karşı şu anda ben sesleniyorum. Ey Doğan grubu, şimdi ne diyeceksin? Ey Ciner grubu, şimdi ne diyeceksin? Aynı çizgide hareket edenler, şimdi siz ne diyeceksiniz? İsim vererek konuşuyorum. Çünkü medyanın da bir namusu olmalıdır. Dördüncü vesayet var. O da bu vesayetlerin üzerinde bir vesayet. Bu vesayet odaklarına direkt tahakküm eden bir vesayet, ana vesayet. Çok konuşulmuyor ama ben söyleyeyim. Batı'nın vesayetini kırmış olacağız. Çünkü Batı, Osmanlı'nın son yüzyılı da dahil, Cumhuriyet'le birlikte tahakküm gücünü her dönem kullanmıştır. Bütün askeri darbelerin arkasında Amerika, NATO ve Batı var. Bütün hükümet krizlerin orta noktasında Batı var. Anarşinin, terörün orta noktasında Batı var. 15 Temmuz'un merkezinde Amerika var, NATO var, Batı var. Onun için bu referandum Batı'nın da ipliğini pazara çıkaracak. Elinin tersiyle millet diyecek ki artık defol git. Ben kendim irademi kullanarak kendimi yönetecek yöneticilerimi beyan eder seçerim. Onun için milletin söyleyeceği son söz burada Batı'nın vesayetinde kıracak ve bağımsız bir Türkiye olma yolunda çok önemli bir engeli aşmış olacağız. 4 Eylül Sivas Kongresi, Anadolu toprakları işgal altındayken Sivas'ta Anadolu'dan gelen heyet üyeleri, kongre üyeleri Mustafa Kemal Atatürk'le beraber ortak bir karar aldılar. 4 Eylül Kongresi'nin en önemli maddelerinden birisi mandacılığı reddetmek. Ama nasıl reddettiysek belli değil. O günden bugüne yine 95 yıldır, 97 yıldır aynı tahakkümü, esareti Batı'nın nüfuzunu üzerimizde hissediyoruz. Onun için son söz milletin derken bu 4 önemli vesayeti biz üzerimizden kaldırdıktan sonra güçlü Türkiye yolunda çok önemli bir virajı sağ selim almış olacağız. Bunu da bütün milletimiz ferasetini, basiretini kullanarak, özgür iradesiyle, vicdanın sesini dinleyerek sandığa gidecek ve ben inanıyorum besmele ile oyunu evet olarak kullanacak ve kahir bir ekseriyetle referandumdan millet galip gelecek, referandumdan Türkiye galip gelecek. Niye Türkiye galip gelecek?
Son 2 aydır, 3 aydır yaşadıklarımız var Avrupa'da, Batı'da. Bütün şer odakları, yıllarca dedelerimize düşman olan Haçlı İttifakı çerçevesinin bünyesinde ecdadımızla savaşan, dün Çanakkale'de dedeme kurşun atanlar bugün hayır cephesine gaz veriyorlar, malzeme topluyorlar, her türlü lojistik desteğe veriyorlar ve bütün algı operasyonlarının başında da o hayır cephesi var. FETÖ var, PKK var, Amerika'sı var, Almanlı var, Hollandalısı, Belçikalısı, Avusturyalısı. Yani isim isim zikrediyoruz. Açık seçik zaten. Diplomatik olarak zaten. Diplomatik olarak belki devletlerin isimlerini vermemek lazım ama evet. Onu bize bırakmadılar. Kendilerini ele verdiler. Almanlar açıktan hayırcı. Avusturyalılar hayırcı. İngiliz'i hayırcı. Hollandalı'sı hayırcı. FETÖ Amerika'yı mesken tutmuş. Amerika onu koruma altına almış. FETÖ kendi sesi değil, o Amerika'nın sesini üflüyor. Kandil de hayırcı. Benim ülkemde yaşayan Anadolu insanım, milli manevi değerlerine bağlı, milliyetçi muhafazakar Anadolu insanı Ayşe Fatma, Ali Veli, Hasan Hüseyin, sana ne oldu kardeş? Ona soru sormak lazım. Elin oğlu ecdadına kurşun atan, devletini çökertmeye çalışan, Anadolu topraklarını parçalamaya çalışanlar hepsi hayır cephesinde yer alırken Anadolu insanları olarak bizler onların karşısına geçmek zorundayız. Sultan Abdülhamit'in hayatını iyi okumak ve iyi tefekkür etmek gerekir. Onun için de diyoruz ki bu millet çok tecrübe sahip oldu. Aklın yolu bir, sandıklarda evet olacak. Başkanım, 2 dönemdir milletin hakimi değil hadimi oluyorsunuz ve güzel projelere de imza atıyorsunuz ve bu şekilde de Yeni İstanbul'un da Sancaktepe'de temellerini attınız. Biraz da Sancaktepe'den bahsedin istiyorum. Evet, Sancaktepe genç gelişen bir ilçe. 8. yılımızı geçen hafta geride bıraktık. Allah'a şükür iyi yoldayız. Son 4 ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızı 2 defa misafir ettik. 25 Kasım'da geldiler. Merhum Erbakan hocamızın adını yapmış olduğumuz devasa bir Selçuklu eseri külliyenin açılışını yaptılar. Necmettin Erbakan külliyemizin. Yine 26 Mart'ta da geldiler toplu açılış törenimize. 400 ataklı araştırma eğitim hastanemizin açılışını yaptı. Yeni belediye binamızın açılışı yapıldı. Güreş tesislerimizin, orman parkımızın açılışları yapıldı. Sancaktepe göreve gelirken sporun merkezi, eğitim merkezi, kültürün merkezi olacak demiştik. Allah'a şükür gelişimde Sancaktepe Anadolu yakasında son 5 yılda en fazla yatırım alan, inşaat sektöründe 1 numara olan bir ilçemiz. Bu hız böyle devam edecek 3-5 yıl daha. Metromuz geliyor. Ağustos'ta 1. etap açılıyor. 2. etapın ihalesi yapıldı 3 Mart'ta. 3. köprü bağlantı yolumuz Paşaköy Kavşağı tamamlandı. Giriş çıkışımız oldukça rahat. Şehir hastanemiz inşallah yakında temel atılacak. 2 askeri birlikten birisi taşındı. Yani Sancaktepe'de ticari hacim gittikçe genişliyor. Mimari ve şehirleşme noktasında çok katlı binalarımız fazla yok. Genelde alçak katlı binalar. Yeşile çevreye önem veriyoruz. Yani yaşanılabilir bir Sancaktepe yapmak adına da tüm ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. Evet değerli izleyiciler, 2002'de Mehmet Akif'in Asım'ı derin uykusundan uyandı ve o günden bugüne milletin hizmetkarı olan İsmail Erdem gibi belediye başkanlarımız var. Ve özgürlükten yana, barıştan ve adaletten yana yeni Türkiye'nin temellerini işte böyle atıyorlar. Efendim, sizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.